Bölüm 10. Kaybetmeye. Bu hikayede şiddet ve ölüm sahneleri mevcuttur. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam ediniz. Bu yüzden bir fon yaratmamaya karar verdim. Derin bir su girdabından çıkmış gibiydim. Hatıralarım beynime baskı yapıyordu. Başımı salladım. Organizasyonlar genellikle çok sayıda insan çalıştırır. Ve ben zaten anladığınız gibi yalnız çalışmayı tercih ederim. Anladım. Adamın silüeti kolunu kaldırdı ve bileğine baktı. Vay, ne kadar geç olmuş. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim bile. Sizce burada bitirebilir miyiz? Heyecanlandım. Jurist olmak gerekirse birkaç soruya daha cevap vermenizi bekliyordum. Gülümsüyor gibiydi. İkinci kısma hiç karşı değilim. Yarın aynı saatte olur mu? Programımı düşündüm. Görünüşe göre Jamie ile akşam yemeği iptal edilmeliydi ama bu bir sorun olmamalıydı. Ayrıca artık yorulmuştum ve hiçbir şekilde odaklanamıyordum. Bu yüzden Monsieur'ün teklifi beni çok cezbedici oldu. Olur. O zaman anlaştık. Yarın sizi bekliyor olacağım. Sizi uğurlamayacağım. Umarım beni bunun için bağışlarsınız. Elbette, merak etmeyin. Telefonumdaki kayıt uygulamasını kapatıp çantama koydum ve vedalaşarak dışarı çıktım. Evime döndüğüm için mutluydum. Başım uğulduyordu ve ne duygularıma ne de düşüncelerime ayıracak gücüm yoktu. Uzun bir günün ardından pijama giymek kadar güzel bir şey yok. Hava durumu önümüzdeki 3 gün boyunca aralıksız yağmur tahmini veriyordu. Yorganın altına girdim ve çatıya düşen yağmur damlalarının rahatlatıcı sesini dinleye dinleye uykuya daldım. Ertesi sabah dinç ve mutlu uyandım. Yatağın içinde tatlı tatlı gerindikten sonra kalktım ve pencereye yaklaştım. Güneşin ışığı yüzümü gıdıkladı. Dün geceyi ve Emil'de olanları düşündükten sonra ben bu konuyu takmamaya karar verdim. Kalbimin ağırlaştığını hissettim. Ay, bir anda geçmişe dönmüşüz ya. Artı bir kinik. Sonuçta bitti gitti. İşe odaklanmalı. Malzemenin üzerinde çalışmaya hazırlamalıyım. Ay, başlamalıyım. Derin bir nefes aldım. Lezzetli bir yemek kokusu burnuma geldi. Görünüşe göre bayan kahvaltı hazırlıyordu. Bu arada bazı yerlerde çok hafif çatallaşma da değil de böyle şeyler olabilir. Biraz rahatsız gibiyim boğaz konusunda. Kusura bakmayın. Kendime çeki düzen verip aşağı ineceğim. Cesur. Ay, bu elbisenin rengini hiç beğenmedim ya. Dikkat çekici. Mütevazi. Bunu da beğenmedim. Bu ne şey gibi olduk. İşte bir şey gibi olduk. Şu an söyleyemiyorum. Bu saçı da beğendim ama bu saç daha çok yakıştı bu elbiseyle. Bir de genelde hangi sıradaki elbiseyi alırsam saçı da ona göre almak istiyorum. Onların niyeyse hep ortak tasarlandığını düşünüyorum. O psikolojideyim. Aşağı inerken bayanın yemek odasında yemeklerini bitirirken gördüm. Sonra Lawrence'in masada oturduğunu gördüm. Bir elinde kalem, diğerinde lavaş vardı. Genç adam beni görünce gülümsedi. Günaydın. Günaydın. Günaydın Theodora. Hadi geç başla. Lawrence'in yanına oturdum. Mutfaktaki işlerini bitiren bayan kısa süre sonra bizi yalnız bırakarak çıktı. Ne üzerinde çalışıyorsun? Başımda notlarını işaret ettim. Aynı anda her şeye ve hiçbir şeye. Bilirim. Bugün için bir planın var mı? Defteri havada salladı. Her zamanki gibi. Ben de çalışacağım. Hastaneye gidiyorum. Belki hastalardan biriyle röportaj yaparım. Fena fikir değil. Pekala, sonra görüşürüz. Düşündüm. Biraz daha oturalım mı? Konuşuruz. Teklifimi duyunca biraz şaşırmıştı. Ben sadece arkadaşımla biraz vakit geçirmek istiyorum. Elbette, hadi. Belçika'da kaldığımız süre boyunca meydana gelen olaylardan, işten, gelecek planlarımızdan bahsettik. Bütün bunlar bittiğinde eve döneceğim. Sen? Bilmiyorum, henüz bilmiyorum. Bu çok kişisel bir soruysa özür dilerim ama ailenle yeniden bağlantı kurmayı düşünüyor musun? Gözlerimi kaçırdım ve masa örtüsünün kenarlarıyla oynamaya başladım. Annem, babam ve erkek kardeşimi düşündüğüm anda küçük siyah bir canavar keskin pençelerini kalbime geçirmiş oldu.
Bir gün bu konuyu çözeceğim diye kendi kendime söz vermiştim. Zor olduğunu biliyorum ama belki de sadece oturup dürüstçe konuşmalısınız. Onca yıl geçti. Annemle konuşmak için her şeyimi verirdim ama bir daha asla bu şansa erişemem. Sen bana ailenden hiç bahsetmedin. Genç adam hafifçe başını salladı. Bukleleri komik bir şekilde yukarı ve aşağı zıpladı. Bundan bahsetmeyi gerçekten sevmiyorum. Elmaslı seçenek, Lawrence ile olan dostane ilişkinizi geliştirmenize yardımcı olacak. Bana güvenebileceğini biliyorsun değil mi? Baskı yapma. Arkadaşlık ilişkimiz ilerlesin. Lawrence ile ilişkiniz güzelleşti. Genç adam bir süre sessiz kaldı. Zengin bir aileden olmadığımı zaten biliyorsun. Ama gerçek şu ki benim hiç ailem yok. Gözlerindeki muzip kıvılcım yarı şeffaf olan bir özlem perdesinin arkasında kayboldu. Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Oraya yanılmıyorsam yaklaşık 6 aylıkken verilmişim. Verandada bırakıp kapı zili çalmışlar. Bir not yazmışlar. Oğluma iyi bakın. Adı Lawrence Benedict Barclay. Hep olduğu gibi işte. Alaycının yolu. Annenle babanın kim olduğunu hiç öğrenemedin mi? Doğrudan konuya geçiyorsun ha? Yerinde olsam aynı soruyu sorardım. Parmaklarını masanın yüzeyine vurdu. Ben çok kızgın bir çocuktum. Biliyor musun Theo, senle birçok yönden birbirimize benziyoruz. Ben de aileme değerli olduğumu kanıtlamak istedim. Bir hedefim vardı. Adam olmak. En iyisi ben olayım. Tüm gazeteciler benim adımı yazsın. Tüm Amerika beni konuşsun. İşte o vakit bir zamanlar beni terk ettikleri için pişman olurlardı. Yetimhanede geçirdiğim yıllar için af dilemek için beni bulup yanıma gelirlerdi. Gerçekten de geldiler. Babam. Geldi, diz çöktü, af diledi. Deli gibi alkol kokuyordu. Lawrence koltuğunda arkasına yaslandı. Kalemi tekrar eline aldı ve çevirmeye başladı. Ona bir içki ısmarladım ve o bana tüm hikayeyi anlattı. Annemle ikisinin hiç parası yokmuş. Karnımı doyuramazlarmış. Beni esirgeme kurumuna verip vermeme konusunda çok tereddüt etmişler. Bunu da daha mutlu olacağımı umarak yapmışlar. Ve bakın ne olmuş. Oğulları gerçekten de ünlü bir gazeteci olmuş. Mutluluğa bakar mısınız? Annemin beni kuruma bıraktıktan kısa süre sonra vefat ettiğini ağlaya ağlaya anlattı. Ve Theo, neredeyse inanacaktım. İnanmayı çok istiyordum. Onun gerçekten çok üzgün olduğuna, pişman olduğuna inanmayı çok istiyordum. Ama beni bilirsin, insanlara güvenmem. Onun bu duygu sömürüsü beni zerre etkilemedi. Ardından para istemeye başlamıştı. O zaman kurduğum bağlantıları kullandım ve gerçekten kendimi öğrendim. Biraz duraksadı, gözlerini kapadı ve işaret ile baş parmağını göz kapaklarına bastırdı. Annemin yakın bir arkadaşını buldum. Babam fabrikada işini kaybedene kadar ailemin oldukça iyi yaşadığını anlattı bana. Sonra babam içmeye başlamış, hem de çok. Annem beni doğurmuş. Gerçekten de paraları yokmuş ama annem beni hiçbir yere vermek istemiyormuş. Babam ısrar etmiş. Fazladan bir aile üyesinin daha yük olacağına karar vermiş. Hem bir çocuğa bakmaya ne lüzum varmış. Esirgeme kurumuna kolayca bırakılabilirmiş. Annemi tehdit etmeye başlamış. Benden kurtulması için onu zorlamış. Yoksa bunu kendi başına yapacakmış. Hem de esirgeme kurumu ile bile uğraşmadan. O zaman annem kaçmaya karar vermiş. Ama biraz para biriktirmesi gerekiyormuş. En azından ilk günler için. Babamın sakinleşmesi için beni gerçekten de yetimhaneye götürmüş. Parayı bulur bulmaz beni almaya gelecekmiş. Ama yetişememiş. Ona ne olmuş? Boğulmuş. Boğulmuş mu? Kazara mı? Lawrence omuz silkti. Annemin arkadaşı onun oldukça iyi bir yüzücü olduğunu ve yaşadıkları yerdeki nehri iyi tanıdığını söyledi. Neyse işte, pedere cehennemin dibine gidebileceğini söyledim. İhtiyar bana küfürler savurup defalarca lanetledi. Neyse ki batıl inançlı değilim. Ya Lawrence'in ailesinin böyle olması çok kötü. Annesine çok üzüldüm. İşte hepsi bu. Gözlerinin içine baktım. Sana daha fazla saygı duyamayacağımı sanıyordum ama görünüşe göre yanılmışım. Saygı duyulacak ne var bunda? Hedefine ulaşmak için sıkıca çalışmış, hiç pes etmemişsin ve bunu başarıp da onurlu bir insan olarak kalabilmişsin. Kendine fazlasıyla güvensen de bunu kesinlikle hak etmişsin. Hikayeni benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Dinlediğin için ben de teşekkür ederim. Şimdi çalışmaya mı? Evet.
Lawrence yukarı çıktı, ben de dışarı çıktım. Serin bir rüzgar, dökülmeye başlayan yaprakların hışırtısını ve sabah çiğinin kokusunu getirdi. Derin bir nefes aldım, gözlerimi kapattım ve düşüncelerimle hislerimi dinledim. Hissediyorum korkuyu, heyecanı, ilhamı, boşluğu. Eminim önümde hala birçok ilginç olay var. Elbisemin kıvrımlarını düzelttikten sonra hastaneye gittim. Yolum fırının yanından geçiyordu. Frederick'in en sevdiği yerde olup olmadığına bakacağım. Köşeyi döndüğümde kendimi Frederick'le ilk tanıştığım geçitte buldum. Haklıydım. Genç adam ahşap verandada oturuyordu. Kendi kendini düşünceli düşünceli parmaklarını inceliyordu. Beni biraz fark eden asker ayağa kalktı. Dora, merhaba. Başımı hafifçe eğerek gülümsedim. İnsanlar bana bu şekilde hitap ederken onları hep düzeltirdim. İsmimin bu şeklini pek sevmiyordum. Ancak Frederick bana bu şekilde hitap ettiğinde karşı çıkmak istemedim. İngilizcesindeki hafif Alman aksanı ismime özel bir çekicilik kazandırıyordu. Merhaba, nasılsın? Fena değil. Peki sen? Ben de. Hastaneye gitmeye, hastalarla konuşmaya karar verdim. Doktor Roberts'ı yoralım biraz. Eminim seni görünce mutlu olacaktır. Mesela ben seninle vakit geçirmeyi gerçekten seviyorum. Benimle vakit geçirmeyi seviyorsun. Sadece bir arkadaş olarak mı? Ben de senin arkadaşlığından zevk alıyorum. Teşekkür ederim. Frederick'e elmas seçeneği maalesef onunla beraber olmadan önce alamıyoruz. Çok saçma. Lawrence'le falan olmuştuk. O yüzden maalesef arkadaşlığı seçiyorum. Ve senin arkadaşlığına değer veriyorum. Genç adam gülümsedi. Frederick'le arkadaş olmaya karar verdim. Neyse işte. Pekala, gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Vedalaşıp ayrıldık. Bina sessizdi. Personelden herhangi birini bulup odalara girmek için izin mi alsam? Yoksa izinsiz de olur mu? İzin alma. Artı bir kinik. Hastalarla konuşmanın yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Odaya girdim. Yatakta oturan kadın bana baktı. İyi günler. Kadın burnunu çekti, sonra kıyafetinin koluyla sildi. Selam. Gri gözler hafifçe kısıldı. Seni Nelly gönderdi değil mi? Biraz daha yaklaştım. Ona bir daha bunu yapmamasını söyle. İyileştiğimde geri geleceğim. Duygu sömürüsüne gerek yok. Oturabilir miyim? Kadın kısa saçlarını sallayarak sıkıntıyla içini çekti. Sana söyledim. Tüm bunları duymak istemiyorum. Yeterince duydum zaten. Beni Nelly göndermedi. Ah, o zaman kim? Ev hanımının sırları dergisi. Kadın kıkırdamasını bastırdı. Sırları mı varmış? Ben de diyorum, bu kız niye bu kadar süslü? Ev hanımı mısın? Ben gazeteciyim. Theodora Avery. Ya siz? Ben Margot. Ambulans şoförlüğünü yapıyorum. Yani cephede. Payıma düşeni aldım. O yüzden buradayım işte. İyileşmeyi bekliyorum. Aksi takdirde bu halde araba kullanmak bana pek fayda sağlamaz. Kolundaki yarayı başıyla işaret edip meydan okur gibi bakışlarını tekrar bana çevirdi. Ne istiyorsun Theodora Avery? Röportaj. Bana kısa bir röportaj verirseniz sevinirim. Sizce? Artı bir kinik. Ne? Röportaj. Bana hikayenizi anlatırsınız. Ben de sonra onu yazacağım. Hikayeymiş. Bir defter ve kalem çıkarıp kadına beklenti içinde baktım. Burada yakınlarda bir köyde huzur içinde yaşıyor. Çiftlikte çalışıyordum işte. Sonra savaş. Kardeşim cepheye gitti. Ben de istedim. Cehennemin dibine git dediler. Belki hemşire olsaydım o zaman sorun olmazdı dediler. Ama böyleyken kır dizine otur evinde, kadınların savaşta ne iş olurmuş mu dediler. Aynen. Sinir edici ha. Herhangi bir yere gidip gitmeyeceğime kendim karar vermek istiyorum. Kime ne be? Sonra tıbbi birimin yaralıları savaş alanından toplamak için bir sürücüye ihtiyacı olduğunu öğrendim. Gönüllü oldum. Araba sürmeyi severim. Çok fazla seçenekleri yoktu. Daha doğrusu hiç yoktu. Beni aldılar. Geçen hafta bir hava saldırısı oldu. Bombardıman altından kaçmak zorunda kaldık. Kurşunu yemişim. Sığınaktan irice bir askeri çıkarırken yeterince hızlı olamadım.
İşte geri dönemezdik, saklanmak zorunda kaldık. Sığınakta o koca çocukla oturduk işte. İkimiz de yaralıyız, etraf kan revan. Delikanlı ağlıyor, ölmek istemediğini söylüyor. Kanı durdurmak için yardım istiyor. Benim kolum zaten yaralı, tıptan da hiçbir şey anlamam. Bana öğretmeye başlamışlardı aslında. Bir iki bandaj yapmıştım, kendimi kurtardım, onu kurtaramadım. Yine de savaşta ambulans şoförlüğü yapmak. Bu kadın gerçekten çok güçlü ve gözümde saygıyı çok hak eden bir kadın. Sonra asker sayıklamaya başladı. Kimse bizi bulmasın diye ağzını elimle kapatmak zorunda kaldım. Benden çok daha kötüydü. Kurşunu karnına yemişti. Sonra bir baktım, bir anda sustu. Çektim elimi. Uzaklara baktı. Birkaç saniye için gözlerini kapadı. Saldırı bitene kadar onunla 3 saat daha orada kaldım. Sessiz kalıp beklemek lazımdı. Ölü bir adamla bir sığınakta 3 saat. Ben beklerken toplayabildiğim herkes de arabadaydı. Sonra beni bizim askerler buldu, çıkardı, buraya getirdi. İşte buradayım. Hava ağırlaştı, omuzlara yük gibi bindi. Kısa bir aradan sonra sordum. Peki Neli kim? Kız arkadaşım. Cepheye dönmemi istemiyor. Alaycının yolu. Ama bu sizin seçiminiz. Evet, anlıyorum elbette. Benim adıma korkuyor vesaire. Ama ben çoktan kararımı verdim. Kolunuz iyi olacak mı? Araba sürebilecek misiniz? Margot cevap vermedi. Sonra sessizce ve yenilgiyle dedi ki, bilmiyorlarmış. Hiçbir garanti vermiyorlar. Ama umurumda değil. Ellerimle yardım edemezsem aklımla ederim. Veya mektupları taşırım, yemek yaparım, herhangi bir şey. Dudaklarını büzdü. Gözleri çelik gibi güçle parlıyordu. Ülkemi terk etmem. Kardeşim savaşıyor, ben de savaşacağım. Hiç korkmuyor musun? Çok cesursun. Savaştan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Margot kayıtsızca omuz silkti. Makaleni öyle mi yazacaksın? Henüz bilmiyorum. Göreceğiz. Kaşlarını çatarak pencereye döndü. Tamam, git hadi. Ben uyuyacağım. Sesinde muhtemelen asla itiraf edemeyeceği müthiş bir çaresizlik vardı. Kadının güçlü avucu yaraya sarbısına dokundu. Göğsü keskin bir şekilde yükseldi ve sonra indi. Ben size acil şifalar diliyorum. Margot hiç tepki vermedi. Odadan çıkmadan önce ona son kez baktım. Dağınık saçlar, büzülmüş dudaklar, uzaklara bakan soğuk gözler, öfke, kararlılık, cesaret ve inanılmaz derecede güçlü bir zayıflık. Hesaplarıma göre öğle yemeği vakti yaklaşıyordu. Sonra ayak sesleri duydum. Theo, burada ne yapıyorsun? Sana da merhaba. Kız ellerini beline dayadı. Bu sefer neler var aklında? Sadece bir röportaj. Umarım Dr. Roberts'ın iznini almışsındır. Göz göze gelmemek için başka tarafa baktım. Yok, içini çekti. Gerçek bir gazetecisin. Sadece elde etmek istediğini düşünüyorsun. Hastaneyi dolaşıp hastaları rahatsız ediyorsun. Kimseyi rahatsız etmiyorum. Sadece konuşuyorum. Onların rızasıyla. Tamam. Şu anda ciddi derecede ağır hastalarımız var. Ve onların durumu herkesinkinden daha önemli. Hiç kimseyle konuştun mu? Margot ile. Margot. Kol yarası olan. Cesur kız. Pek konuşkan değil. Gerçi röportaj yapmayı kabul etmesine şaşırdım. Bruno dünden sonra nasıl? İyi, elbette çok korkmuş. Yaşananların onu ne kadar etkileyeceğini düşünüp duruyorum. Zaten pek konuşmuyor. Ama iyi düşünmeye çalışıyorum. En azından uyku haplarından sonra kendine geldi. Bugün yine babamla birlikte atölyede kendini iyi hissediyor. Bu harika. Yarın akşam yemeğine gel. Saat 7'de. Bence hem babam hem de Bruno seni gördüklerine sevinecekler. Memnuniyetle. Tamam, gitmeliyim. O kadar çok iş var ki fena. Görüşürüz. Yok gidince Dr. Roberts'ı ziyaret etmeye karar verdim. Onu ve ilişkimizi düşündüm. Bu seçim John ile olan ilişkinin doğasını etkileyecek. Elbette bunu ona söylemeyeceğim ama ondan gerçekten çok hoşlanıyorum. Aramızda bir şeyler olmuş gibi oldu ama ona karşı pek bir şey hissetmiyorum. Tabii ki de hissediyorum, onu çok merak ediyorum. Kalbimin hızlandığını hissettim ve göğsümde tuhaf bir heyecan belirdi. Kapı kapalıydı. Durdum, dinledim. İçeriden iki ses geliyordu.
Bir alçak, sert, John'un sesinde alışık olmadığım bir heyecan yakalamıştım sanki. İkincisi, tiz ve kurnaz. John Thomas'la konuşuyor. Kapıda kal ve dinle, çal. Ayıp ha, ne kadar ayıp. Neyse ki merakım edepten üstün geldi. Kapıya biraz daha yakın durdum. Hastane duvarlarını ve kapılarını bu kadar ince yapan kişiye teşekkür ettim. Bak, artık hiçbir şey bilmiyorum. Buna alışkın değiliz. Sesinde alay vardı. Hayatımda ilk defa benim kontrol edemediğim bir şey oluyor. Bu can sıkıcı ve dürüst olmak gerekirse panik içindeyim. Buna ise hiç alışkın değiliz. İç çekiş. Yardımcı olmuyorsun. Sinirli. Benden ne dememi bekliyorsun? Sessizlik, çaresizce. Bu daha önce hiç olmadı mı? Benden daha uzun süredir buradasın. Daha iyi bilmen gerekir. Bir sessizlik daha. Bildiğim kadarıyla tam olarak öyle bir şey olmadı. Sen ilksin. Ay, sizce John'un ilk olduğu şey ne? Yani bu konuşmadan hiçbir çıkarım yapamadım ben. Hiçbir fikrim, teorim yok. Sonra biraz daha kısık sesle. Öyle diyebiliriz yani. Hay. Bir sandalyenin geri itilme sesi. Tamam, düşünmem lazım. Biraz daha düşünmem lazım. Bak, sadece aptallık etme. Öyle bir alışkanlığım yok. Son zamanlarda eski halinden pek eser kalmadı da. Bu cümlesi cevapsız kaldı. Adımlar, hatta kelime parçaları duydum. Biri çıkışa doğru yürüyordu. Elbisem ve ayakkabılarımla gürültü yapmamaya çalışarak köşeyi dönüp oradan gidiyormuş gibi yaptım. Kapı tam ben ondan iki adım uzaktayken açıldı. Bayan Avery. Thomas bastonunu birkaç kez yere vurdu ve sahte sahte gülümsedi. İyi günler, sadece istedim ki... Evet, içeride. John'a son bir bakış attı. Adam başını keskin bir şekilde bana doğru sallayarak hızlı geniş adımlarla uzaklaştı. Garip. Yavaşça içeri geçtim. İçeri girdim. Doktor masasında oturuyordu ama beni görür görmez hemen kalktı. İyi günler. Sesinde kasıntı, çekingenlik vardı. Daha önce hep gözlerimin içine bakmasına rağmen bu sefer gözlerini kaçırıyordu. Merhaba. Garip bir sessizlik oluştu. Bölmedim umarım. Ya bu önlüğü John'a hiç güzel giydirememişler. Biraz kıvrımları falan belli olsaydı. Çok böyle kaba duruyor. Buraya belli bir şey için mi geldin? Seni görmek istedim. Ben hastaneye geldiğim için sana da bir uğrayayım dedim. İş için buradayım. Öyle mi? Hastalardan biriyle görüştüm. Alaycının yolu. Senden ise izin istemedim çünkü muhtemelen bana köstek olurdun. Cevap olarak hafifçe kaşını kaldırdı. John masanın önündeki sandalyeyi işaret etti ve oturdu. Otururken ona baktım. Çenesine elini dayadı ve düşünceli bir şekilde boşluğa baktı. Onu bu kadar dağılmış görmek olağan dışıydı. Bir şey mi oldu? Sessiz kal, işler nasıl? Artı bir klinik. Her zaman olduğu gibi çok yoğun. Bir sessizlik oldu. Belli ki doktor bir şeyler düşünüyor, tartıyordu. Varsayımsal olarak röportajı kabul etseydim. Bana ne sorardın? Standart sorularla başlardım. Ailen, tıp kariyerinde nasıl başladın, neden bu yolu seçtiğin ve sonra duruma göre... Adam başını salladı. Yani kabul ediyor musun? Bunun karşılığında elime ne geçer? Bu kadar çıkarcı olduğunuzu düşünmemiştim Dr. Roberts. Sadece merak ediyorum. Sonuçta benim zamanım söz konusu. Elmaslı seçenek romantik bir sahneye yol açacaktır. O zaman direkt onu seçiyoruz. Sana şahsen teşekkür edeceğim. Ya böyle şaşırtılır işte insana. Alaycının yolu. Minnettarlığımı ifade etmekte iyiyimdir. Emin olabilirsin. Beni tepeden tırnağa süzdü. Sandalyemde rahat bir şekilde oturup bacak bacak üstüne atarken sırıttım. John ayağa kalktı ve masanın diğer tarafına yürüdü. Bana yaklaştı. Sonra masaya yaslandı ve bana bakmaya devam etti. Bekliyor, düşünüyordu. Ben de ayağa kalktım. Direkt önünde durdum. Sen bana bir şey yapıyorsun ve bundan hoşlandığımdan hiç emin değilim. Sessiz kaldım. Ona dokunma arzusuyla parmaklarımın karıncalandığını hissettim.
çok tanıdık olan ince bir aroma sarhoş ediyor, mantıklı düşünme kabiliyetimi engelliyordu. Yaşadığım tüm bu duygular beni rahatsız ediyor. Elmacık kemiğime parmakların hassas dokunuşu ve bir an için nefesim kesiliyor. Tam olarak hangi duygular? Cevap vermek için acele etmedi, yüzümü incelemeye devam etti. Koruma arzusu, görme arzusu, konuşma, dokunma. Bu sözler havada uçuşarak asılı kaldı. Yanında olma arzusu. John hayal kırıklığı içinde içini çekti. Bana dediler ki aptallık etme. Aa, Thomas bu yüzden mi aptallık etme dedi. Ne aptallığı. Eli belime gitti. Beni kendine çekti ve bir saniye sonra dudaklarımız buluştu. Sen ve John yakınlaştınız. Hızlı ve dürüst öpücü hiçbir kaçış yolu bırakmadan ona işkence eden duygularını güzelce anlatmış oldu. İçinde acı ve çaresizlik, ıstırap ve umutsuzluk vardı. Her zaman odaklı ve sakin olan John'a onun verdiği bu öpücük hiç benzemiyordu. Ellerimi omuzlarına koydum, zaman uzamaya başladı. Tek ses bizdik. Giysilerin kıvrımlarının hışırtısı, kalplerin ağır atışları ve düşüncelerimiz çok gürültülü, çok karışık. Genç adamın beni daha da sıkıca kavradığını hissettim. Sonra beni kendinden neredeyse zorla uzaklaştırdı. Birçok kez ilk öpücüğümüzü hayal ettim. İzin soracağını, cüret edip etmeyeceğini, yavaşça yaklaştığını. Gerçek ilk öpücüğümüzün gerçekleşmiş şekli ise hayal ettiğim senaryoların hiçbirine uymadı. Kendi bedenimin ağırlığını hissettim. Sanki dile getirilmeyen şüpheler ve havaya karışan kokular, korkular ruhuma büyük olarak binmiş ve beni aşağı çekmişti. Ya herkesle sahneler nerelere gitti. John'la Theodora daha yeni öpüştü. Sorun nedir John? Yavaşça yanağıma dokundu ve dudaklarının köşeleri hüzünlü bir gülümsemeyle kıvrıldı. Düşmemin nedeni sen olacaksın Theodora. Ama buna değer biliyorum. Aramızdaki mesafeyi tekrar kapattım. Hiçbir şey anlamıyordum. Fakat her şeyi hissediyordum. Bu ikinci öpücük buruk, baharatlı ve güçlü. Uzun zamandır içmediğim bir bardak kırmızı şarap gibiydi. Abi, hala benimle lanet röportajı yapmak istiyor musun? Hafifçe gülümseyerek ellerimi siyah saçlarından geçirdim ve onayla başımı salladım. Peki. Bir sürü soru sormak istiyordum ama gözlerindeki bir şey bana zamanının henüz gelmediğini söylüyordu. Oturdum, bir defter ve kalem çıkardım. Nereden başlamalı? Sırasıyla hepsini soracağız. Nasıl doktor olduğunu ve buraya geldiğini anlatır mısın? Evet. Londra'da doğdum ve büyüdüm. Babam doktordu. Cerrahtı. Aynı mesleği seçmeye karar verdim. Oxford'da okudum. Sonra staj yaptım. Peki piyano? Piyanoyu bana annem öğretti. O da şu an senin kadar iyi mi çalıyordu? Evet. Bu sene Thomas beni Avrupa seyahatine davet etti. Dedim, neden olmasın? Uzun uzun seyahat edemedik. Savaş başlamıştı. O anda buradaydık. Bay Haynes, Almanlar Ligi ele geçirmeden kısa bir süre önce Himmar'da geldiğinizi söylemişti. John onayla başını salladı. Kalmaya mı karar verdin? Doktorları kaçmıştı. Ben de belki kalmalıyız diye düşündüm. Aynen öyle yazacağım. Kalarak cesur ve fedakar bir... Ciddi değilsin değil mi? Beğenmeyeceğini biliyordum. Aslında hepsi bu. O zamandan beri buradayım işte. Neden özellikle tıp? Muhtemelen babam yüzünden. Ama aslında yardım etmek güzeldir. Bana bunu söylediğine inanamıyorum. Bay, insanlar zalim ve aptaldır. Vakaların büyük çoğunluğunda öyle. Sebebini açıklamayı reddettikleri korkunç yaraları olan kadınlara ameliyat etmişliğim oldu. Sonra kocaları onları almaya geliyordu ve her şey hemen yerine oturuyordu. Sarhoş ebeveynler tarafından sokağa bırakılan çocukları ameliyat etmek zorunda kalmışlığım oldu. Benim gördüğümü görseydin dünya hakkında görüşün ne olacağını çok merak ediyorum. Gözlerinde sessiz bir alev aldı. İç çektim. Neden meyhanede çalıyorsun? Çünkü müzikte adilik, yalan ve sahtekarlık yoktur. Müzikte her şey doğru ve gerçek. Ben bedenleri tedavi ederim. Sanat ruhları tedavi eder. Bana bir şey söylemek ister gibi baktı. Ya kıyamam, böyle bakma. Uzanıp elini elime aldım. Gerçekten teşekkür ederim.
Boştaki eliyle yüzümün ovalini çizdi. Rica ederim. Aramızda söylenmemiş çok şey vardı. Görünmez bir bıçak sırtında denge bulmaya çalışıyor gibiydik. Ve ikimiz de olacaklardan korkuyordu. Gitmeliyim. Sonra görüşürüz. Evet, görüşürüz. Doktorun ofisinden ayrıldım. Keşke öpücüğüm bir CGS falan olsaydı o ara sahneleri. John'la kaç tane ara sahnemiz oldu ki, çok az. Eve döndükten sonra notlarımı editlemeye başladım. Yeniden okudum, düzenledim. Böylece daha sonra onlarla çalışmak daha kolay olacaktı. Lawrence ve bayan ile yediğim akşam yemeğinden sonra Thomas bize katılmadı, odama çıktım. Vay be, bu gece ne kadar erken yatıyorum. Aklıma aniden Lawrence'in bu sabah söylediği sözler geldi. Zor olduğunu biliyorum ama belki de oturup açık açık konuşmalısınız sadece. Gözüm günlerce kendi kendime kaldıracağıma söz versem de hala yerde duran kağıtlara takıldı. Belki de aileme bir mektup yazmalıyım. Öyle yapacağım. İlk adımı atmaya hazır değilim. Kararımı verdikten sonra kağıtlardan birini aldım ve altına bir kitap koyarak yazmaya başladım. Sevgili annem ve babam, bu mektubu aldığınıza çok şaşırmış olmalısınız. Uzun süre düşündüm ve bu adımı atmam gerektiğine karar verdim. Kendi iyiliğim için. Şu anda Belçika'dayım. Çalıştığım dergi beni buraya savaş muhabiri olarak gönderdi. Hayalim gerçekleşti ve sonunda her zaman yapmak istediğim işi yapıyorum. Gerçekten önemli olan şeyler hakkında makaleler yazıyorum. Burada korkunç şeyler oluyor. Ölüm gördüm, keder, umutsuzluk, acı gördüm. Bu gördüklerimi makalelerime aktarabileceğim için çok mutluyum. Bu yolculuk tehlikeler ve risklerle dolu ama ben de burada arkadaşlar edindim ve belki daha da fazlası. Son konuşmamızın üzerinden çok zaman geçtiğini biliyorum ama sizi özledim. Umarım siz de George da iyisinizdir. Sevgilerle, Theodora. Kahretsin, mürekkep dağılacak şimdi. Burnumu çekerek ayağa kalktım ve mektubu hemen yarın göndermeye karar vererek pencere pervazına koydum. İçim biraz da olsa rahatlamıştı. Bunu uzun zaman önce yapmalıydım. Yatağa tırmandım. Çok geçmeden uykuya yenik düştüm. Garip bir parıltıdan uyandım. İlk başta güneş olduğunu düşündüm ama gökyüzü hala karanlıktı. Ne? Yatakta otururken gözlerimi ovuşturdum. Pencerenin dışında bir şey yanıp sönüyordu. Kalktım. Bu bir yangın mı? Uzakta bir şey yanıyordu. Alevler küçük ahşap binaları sarmıştı. Muhtemelen yakındaki köylerden biri. Bu bir saldırı mı yoksa? Ama Belçika çoktan teslim oldu ki. İlk başta korkuya kapıldım ama sadece kısa bir an için. Gerçek savaş bu. Parmak uçlarımı birbirine sürttüm. Kötü bir fikirdi. Gidip Lawrence'i uyandırmak, onunla konuşmak daha iyi olurdu. Ancak beni durdurmaya çalışacak. Dolaba koştum ve karşıma ilk çıkan elbiseyi giydim. Saçlarımı topuz yaptım. Odamdan çıktım. Gürültü yoktu. Bu diğerlerinin derin bir uykuda olduğu anlamına geliyordu. Elimde bir defterle evden çıktım. Ah! Silah sesleri, yanan odunlar, yürek parçalayan insan çığlıkları bu kadar uzak bir mesafeden bile duyulabiliyordu. Uyanan sadece ben değildim. Himars sakinlerinden bazıları sokaklara çıkmış, korku içinde neler olduğuna bakıyordu. Her şeyi yakından görmeliyim, tam ortasında olmak. Tüm içgüdüleri gölgede bırakan, tatmin edilemez bir susuzluk hissettim. Yanan köye doğru ilerledim. Kafamın içinde tek bir kelime zonkluyordu. Görmeliyim, görmeliyim. Emir almış gibiyiz sanki. Ay, son şeyi de okuyamadım. Adımlarım kısa sürede koşuya dönüştü. Zaten düzensiz olan nefesim kesilse de ilerlemeye devam ettim. Sıcaklık artıyordu. Serin sonbahar havası yanık kokusuna bürünmüştü. Koşuyordum. Daha yakın, daha yakın, daha yakın. Evlerden birinin çatısı çökmeye başladı. Kadınların çığlıkları, çocukların ağlaması. Bir adım daha atarsam alev pençesini uzatacak ve beni yutacaktı. Aniden durdum. Cesetler. Başım döndü.
Defter elimden düştü, geri adım attım. Aniden kulaklarımı tıkayan çılgınca bir çığlık duyuldu ve hemen ardından bir silah sesi. Çok yüksek ve net. Gözlerimi panikle açarak etrafa bakmaya başladım. Nereden ateş ettiklerini ve kurşunun nereye isabet ettiğini anlamaya çalıştım. Kurşun hangi cehenneme gitmişti ki? Ay, kurşun bize geldi. Boğazımdan bir şeyin yükseldiğini hissettim. Ağzımı doldurduğunu. Ne? Canım vuruldu. Ellerimi karnıma bastırdım. Hissettim. Garip bir yanma hissi. Neler oluyor? Çenemden ve kollarımdan aşağı sıcak bir şey aktı. Çığlık atmaya çalıştım ama sadece tuhaf tuhaf sesler çıkarabildim. Kırmızı, turuncu ve sarılar karışmış, çamurlu bir lekeye dönüşmüştü. Düştüğümü hissettim. Biri adımı bağırıyordu ya da bana öyle gelmişti. Çünkü sonraki saniyede... O kadar güzel ve o kadar şey bir ara sahne ki, hani en güzel ölüm falan diyorlar ya, öyle bir kadın vardı, onun gibi ölmüştüm. Ve sonunda Theodora'nın ölüp dirileceği bölümü yaşadık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.